Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Saymanı ve Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz Sayın Kuşoğlu. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Sağ olun. Sayın Vekilim, aslında deminden beri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bir görüntü var, insanların çok canını yakan, demin görüştük, gösterdik konuklara. Orada bir şey dikkatimi çekti. Yani bir ülkeyi yöneten bir insan, bir cumhurbaşkanı, kendi halkına karşı, kendi insanına karşı o kadar kayıtsız ki, o kadar uzak ki, o kadar yabancı ki, yani hareketlerini, üslubunu, o insanlara verdiği yanıta bakıyorsunuz, bir de AKP'nin kuruluş yıllarına gidiyorsunuz. Yani halkı için hizmetkar olmak isteyen bir siyasetçi profiliyle 2002'de geldi Sayın Erdoğan. Ama bugün geldiği nokta, o günkü noktadan o kadar uzak ki, o kadar yabancı ki. Özellikle mesela abartıyorsunuz dedi açız diyen insanlara, eve ekmek götüremiyoruz diyen insanlara. Çay, önündeki çay kolilerini dağıtırken bir ifadesi var, bir vücut dili. Bir yüz ifadesi. Yani önden alıyor ve atıyor. Aslında sizinle bütçeyi de konuşacağız ama o görüntüler beni çok etkiledi. İzin verirseniz bir daha o görüntülere bir göz atarım. Belki izlememiş olabilirsiniz ya da görmüş de olabilirsiniz. Ama herkesten rica ediyorum bu görüntülerin o son kısmına kendisine eve ekmek götüremiyorum diyenlere o çay torbasını verme, atma ya da savurma biçimine bir de ifadesine dikkatlice bakın. Yani bir siyasetçi, bir politikacı halkı ne derecede ciddiye alıyor ya da dikkate alıyor ya da neden böyle yapıyor? Bunun sorgulanması gerekir. Bunun hem gazetecilik açısından hem siyaseten sorgulanması gerekir. Tekrar sizden rica ediyorum son bölümde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine eve ekmek götüremiyoruz diyen insanların üzerine çay paketlerini atmasını lütfen çok dikkatle izleyin ve tekrar konuşacağız. Depremden dolayı da büyük birleşmekler yaşadı. Özellikle 50 çarpay sitede noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin sevgili esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz. Biraz bana abartılı geldi be. Çok abartılı geldi be. Çok abartılı bak. Düştü ifadene tamam eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Sayın Kuşoğlu, bunu muhalefet olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bir insan olarak, insan psikolojisi olarak bir siyasetçi halka ne kadar mesafe koyabilir? Nasıl bu kadar umarsız ve duyarsız olabilir? O insanların sorunlarını nasıl bu kadar yok sayabilir? Mesela o torbayı insanların başına atarken ya da savururken nasıl bu kadar farkında olmazmış gibi davranır? Nedir bu siyaset profilinin siyasetteki karşılığı? Siyasette tabii bu ilk defa değil. Siyasette şöyle meşhur bir söz var ya Fatih Bey. İktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar diye. Mutlak iktidar dediği bu kadar hakim iktidara olmak ve uzun süreli bir iktidar. Gerçekten insanlar bozuluyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Erdoğan değil, bakanları da ya da çok yakınındaki kişiler de bu vaziyette. Yani vatandaşın çöp kutularından ekmek topladığını, yiyecek topladığını
görmüyorlar, unutuyorlar kendileri çünkü artık saraylarda yaşıyorlar. Çok farklı bir ortamda yaşıyorlar. Lüks arabalara biniyorlar, ciplere biniyorlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Halkı unuttular, vatandaşı unuttular. Şöyle bir şey var, ben bunu hep ifade ediyorum. Bu iktidar, AKP iktidarı farklı bir zihniyete sahip. Nasıl bir zihniyete sahip? 100 yıl önce kurtuluş mücadelesi verilirken kendisini halifenin yanında, sultanın yanında, İstanbul hükümetinin yanında gördü. Kurtuluş mücadelesine katılmadı. Zihniyet olarak katılmadılar biliyorsunuz. Zihniyet olarak bu kurtuluş mücadelesine katılan zihniyet değil. Sonra Cumhuriyet kuruldu. Kuruluş mücadelesine de katılmadılar. Ne yaptılar? Bu zihniyet yani bu siyasi siyaset Müslümanları, siyasal İslamcılar, Müslümanlar demiyorum bakın, siyaset Müslümanı ya da siyasal İslamcı bu zihniyet sürekli Cumhuriyeti eleştirdi. Sürekli. Her şeyini eleştirdi. Yalan söyledi. Yalan söyleyen tarih utansın dedi. Tarihi, Lozan'ı, Cumhuriyeti her şeyi saptırdılar. Atatürk'e iftiralar attılar. Kurucu değerleri kötülediler. Her şeyi kötülediler. Ve 80. yılda bu Cumhuriyet'in 80. yılında iktidar oldular. İktidar oldular yine eleştiriyorlar her şeyi. Ama dedikleri hiçbir şeyi yapamadılar. Bakın yeni bir sistem, yeni bir olgu söz konusu değil. Yapamadılar bunları. Eleştirdikleri şeylerin yerine yeni herhangi bir şey koyamadılar. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediler, eleştirdiler. Yeni bir sistem getirdiler güya. En başarısız sistem o çıktı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halka ulaşamayan en kötü sistem. Biraz önce o otobüste mağrur vatandaş oralarda, vatandaş zaten görünmüyor. Abartıyorsunuz diyor, öyle değil diyor ve hadi şu çayları alın zıkkımlanın. Yani o havada bir şey üslup. Bu artık bitmiştir. Bu zihniyet artık bitmiştir. Bunun kötü anlamda da kullanmak istemiyorum. Mutluyum bitmesinden. Çünkü bunun bitmesiyle beraber ve bu iktidarın değişmesiyle beraber Cumhuriyet kazanmış olacak. Biz kazanmış olacağız. Türk milleti kazanmış olacak ve demokrasimiz kazanmış olacak. Ondan sonra biz bu badireyi kazasız belasız demokrasi içerisinde darbesiz, kavgasız, nizasız değiştirirsek, Cumhuriyet devam edebilirse, demokrasi devam edebilirse önümüzde kimse duramaz. Ondan sonra önümüz açık olur. Çünkü insanlar artık bu Cumhuriyeti, demokrasiyi içselleştirdiler. Sorunun sıkıntısını aktarmak istiyor. Engel olan bunlar artık. Sorunları görmeyenler bunlar, çözmeyenler bunlar, sorunları yaratanlar bunlar. Siyaseti üretici olmaktan, sorun çözüm yeri olmaktan çıkaranlar bunlar. Devleti şey yapan, böyle otoriterleştirenler bunlar. Artık görüyorsunuz neyi eleştirdilerse Cumhuriyet'le ilgili, ne kadar yalan söyledilerse, iftira attılarsa hepsi başlarına geldi. Şu anda büyük bir sıkıntı içerisindeler böyle. Peki. Ama bunu atlatıyoruz. Bunu atlatıyoruz. Güzel tarafı da o. Ve önümüz açık olacak. Türkiye'yi bunlar gittikten sonra kimse tutamayacaktır. Önü açık olacaktır Türkiye'nin. Buna da inanmamız lazım. Gerçekten öyle. Bu arada bir siyasetçinin kendi halkına, kendi seçmenine bu kadar duyarsız kalmasının bir başka nedeni de kendisine son derece bağlı, hiç erimeyecek bir kitlesinin var olduğunu düşünmesidir. Yani o kitleyi ben elimde tuttum, onu bırakmıyorum. Ben ne yaparsam yapayım onlar bana olur der. Onlar benim arkamdan gelir. Halkın bir önemi yok. Sonuç olarak benim yarattığım o prototip, yani hani derler ya şuraya koysan %30 oy alır gibi bir mantık var. Bu mantığı haklı çıkaran bazı seçmen söylemleri de var. Onlardan biri var, isterseniz onu izleyelim. Mesela bir kadın kendi çocuğuna sadece iktidara yaranmak ya da
kendisini yöneten insanlara şirin gözükmek için zıkkım yesinler der mi? Bu bir örnek. Tamam, belki geneli böyle değil. Ama sonuç olarak muhalefetin bu insanları ikna edip bir değişim sağlaması gerekir. Bakın o kadın nasıl içinde bulunduğu bu zor koşulları nasıl tarif ediyor, nasıl sıyrılıyor ve sorumluluğu kendi aile bireylerine atarak nasıl var olan egemen iktidarı övme gereği duyuyor. Bir izleyelim. Eskiden evinde ev telefonu yoktu. Şimdi evde 5 tane cep telefonu var. Her şey otomatik. Sonra diyor ki aldığın para yetmiyor. Leğende çamaşır yık o zaman. Bak hem lüksüm olsun hem param bitmesin. Ne güzel muhabbet. O zaman lüks yaşama, eskisi gibi yaşa, param bitmez cebinde, yatırım da yaparsın. Oğlanın elinde telefon, kızın elinde telefon, hanımın elinde telefon, adamın elinde telefon. Herkeste nimet azgınlığı var, nimet azgınlığı. Şükretmezsek daha kötü günler bizi bekliyor. Rabbim bir virüsle ortalığı allegale çevirdi bak. Görünmez bir şeyle savaşıyorsunuz. Hadi gücü yetsin Amerika'nın. Hadi gücü yetsin herkesin. Her şey Allah'tan geldi. Gençler diyor ki açız. Eskiden bir patates kızartması yapardım, çocuklarıma gözüne bakardı, yemek içindik. 10 çeşit peynir, 5 çeşit reçel, sucuk, salam, sosis, hamburger. Ben ne yiyeceğim anne ya? Zıkkım ye. Zıkkım ye. Böyle mi ya? Eskiden ne yapıyordu? Analarımız hamur yapıyordu. Çamaşır leğende yıkanıyordu. Bir gün patates kızartılırdı, bir gün yumurta kaynatılırdı, bir gün hamur kızartılırdı. Yanında bir peynir, bir zeytin de çocuklar sofranın etrafında sekerdi. Şimdi sofranın bir ucundan bir ucuna nimet dolu. Ben ne yiyeceğim anne ya? Sonra da açız. Daha aç olacağız şükretmedikçe. Şükretmedikçe açta kalacağız. Hanımın eline iPhone 8 veriyor. Geçinemiyorum. Verme kardeşim. Senin telefonun var mı? İşe gidiyorsun. Hanımın da evde ev telefonuyla idaresin. Teknoloji kötüye kullanılıyor. Sonra ortalık azdı. Daha azacağı geride. Rabbimize şükredersek Rabbim şükrettikçe çoğaltır. Eğer şükretmezsek, nimet azgınlığı yaparsak daha kötü günlere kalacağız. Hadiste diyor bir virüs. Sayın Kuşoğlu, kendi çocuğuna zıkkım olsun diyen bir anne profili var. Yani siz bu seçmeni kazanarak iktidar olacaksınız. Bu seçmen Türkiye'nin yaklaşık %30'una tekabül ediyor şu anlayış. Halen var olan iktidarı bu kadar yaşanan buhrana, krize, yaşanan bu kadar çöküşe rağmen bu seçmen kendi çocuğunu kötülüyor, kendi çocuğuna zıkkım yesin diyor ama iktidardan vazgeçmiyor. Tek adamdan vazgeçmiyor. Sorum şu, nasıl yeneceksiniz bunu? Yeneceğiz. Aslında bu tabii şeyi sadece bizim insanımızı temsil etmiyor. Bizim insanımız bu değil. Şöyle bir şey var. Değerlerimiz bu dönemde, yani birçok şey devlet tahrip oldu ama değerlerimiz de bu dönemde tahrip oldu. Bütün değerlerimizi bu iktidar tahrip etti. Ahlaki değerlerimizi de tahrip etti. Milli manevi değerlerimizi tahrip ettiği gibi. Yani mesela bu hafta 29 Ekim var. Yine pandemi bahanesiyle gereği gibi kutlamayacağız değil mi? Halk sokağa çıkıp bunu kutlamayacak. Şimdi pandemi var. Ondan önceki yıllarda pandemi yoktu. Yine kutlanmıyordu. Bayramlarımızda bayramdan, o milli bayramdan ve Ramazan'dan oy devşirmek için kullandılar değil mi? Yani dinimizi oy için kullandılar, siyaset için kullandılar. Ahlakımızı, milli manevi değerlerimizi yok ettiler. Şimdi ahlakın olmadığı yerde, toplumun ahlakının olmadığı yerde adalet de olmaz. Adaletin olmadığı yerde de zaten hiçbir şey olmaz. Devlet de olmaz, hukuk da olmaz. Bunlar çok önemli konular. Bu dönemde toplumun ahlakı, değerleri yok edildi. Değerleri yok edilen toplum da bu halde. Şimdi o güya şükrettiğini düşünüyor. Bir Müslüman kadın olarak kendisini şükrettiğini, toplum olarak da şükretmemiz gerektiğini düşünüyor. Şükredeceğiz tabii ki, şükretmek, hamd etmek bizim dinimizde var. Ama bu şekilde değil. Böyle zıkkım yesinler diye değil. Biz hep daha çok çalışacağız, daha ileriye doğru gideceğiz. Biz daha fazla üretici olacağız. Şunu söyleyebilirse anlarım. Hepsinde bir cep telefonu var ama bunlar borçla yapıldı. Bunlar üretmeyle olmadı. Bunların karşılığında biz çalışmadık. Bu iktidar bizi çalıştırmadı, ürettirmedi. Hep borçlandırdı.
gittikçe daha fazla borçlanıyoruz. Onun için biz bu değerleri, bu cep telefonunu yediğimizi, içtiğimizi çok hak etmiyoruz dese anlarım. Ama bunu her şey var. Biz nimeti biliyoruz. Tepiyoruz gibi anlatıyor. Yanlış anlatıyor, öyle değil. Biz bunları aldık. Bunlar var elimizde ama biz bunları borçlanmayla aldık. Yanlış aldık, borçlandık, başkalarına mahkum olduk diye anlatamıyor. Böyle görmüyor. Çünkü iktidarı destekleyen bir kafa var, o zihniyet var. İktidarına bir şey söylemek istemiyor. Ama bu dönemde, bu AKP döneminde yapılan borçlanmaktır. Kişilerin, ailelerin, hane halkının, toplumun, kurumların, devletin, herkesin borçlanmasıdır. Bugün borçlanmamız, işte yarın bütçe çalışmaları var. Artık Türkiye'nin borcu gittikçe hızlı bir şekilde, özellikle son yıllarda yükseliyor. AB tanımlı borcumuz AB ülkeler arasında en yükseklerden birine geldi. Anormal vaziyette bütün bunlar. Biz üretmiyoruz artık, biz çalışmıyoruz demek yerine bunları söyleyebiliyor maalesef. Çünkü vatandaşa bunları bizim anlatmamız lazım. Ben vatandaşımızı bir siyasetçi olarak kötülemem tabii. Kötülemem doğru değil. Onun yanlış söylediğini, hatalı olduğunu da söylemek istemiyorum ama düşüncesinin böyle olması lazım. Biz üreten bir toplum değiliz. Çalışmıyoruz. Biz tam tersine borçlanarak bu hale getirildik. Bizi bu hale getirenler utansın demesi gerekirken maalesef iktidarı savunma adına toplumu, kendi çocuklarını, kendi değerlerini yerden yere vuruyor. İşte böyle sorgulanmayan, yani akıl ve mantığı kullanmayan, bilimsel bütün değerlerden uzak bu tür tavırlar ve bir seçmen kitlesinin kemikleşmesi Türkiye'de hem siyaseti zora sokuyor hem ülkenin geleceği. Siz borçtan bahsettiniz. Bakın burada CHP'nin raporu var. Gerçekten çok önemli. Türkiye'de toplam borç 1.9 trilyon liraya yükselmiş ve kamu borcunun milli gelire oranı da %42'ye çıkmış. 1.9 trilyon borç nasıl olur Sayın Kuşoğlu ya? Yani bu rakam ödenmez. Türkiye'nin bütçesi, bu yılki bütçesi 1 trilyon 300 milyar değil mi yaklaşık? Burada rakam var. 1.346,138 neyse. Sonuç olarak 1.346, 1.340 toplam bütçesinin çok daha üzerinde kamu borcu ve vatandaşın borcu var. Peki nasıl ödenecek bu? Nasıl yani? Bu bugünkü kur artışıyla birlikte 2 oldu. 2 trilyon oldu. Yani tabii 8 liraya çıkınca dolar. Bütçemiz evet 8'in üstüne çıktı. Öncelikle bu 8 liraya çıkmasıyla ilgili doların bir şeyi anlamaya çalışıyorum ya. Bir ülkede hazine ve maliyeden sorumlu bir bakansınız siz. Bir görev üstlenmişsiniz. Ve ülkede doların yaklaşık 2 sene öncesine göre 4 kattan fazla artmasıyla ilgili tek kelime etmeden bir tweet atıyorsunuz. Doların 8 lira olduğu gün bir pembe tablo. Arkadaşlar o tweet'i getirin. Berat Albayrak'ın tweet'ini. Bu tweet'le ilgili mesela Allah aşkına şöyle bir Hazine ve Maliye Bakanı doların 8 lira olduğu gün kimi ikna etmeye ya da kimi açıkçası kandırmaya çalışıyor ki böyle bir ortamda böyle bir tweet atsın? Nedir bu Sayın Kuşoğlu? Bu iktidarın en önemli özelliklerinden bir tanesi, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, algı yönetimi yapması. Yani biraz önce konuştuk ya, şimdi arabaya biniyorsunuz, lüks arabalara biniyorsunuz. Bunu herkesin lüks arabası var, çok iyi durum falan diye anlatıyorsunuz. Herkes de inanıyor. Halbuki o lüks arabaya binme borçlu olmuş. Kimse bunun borçlu olduğunu, ülkenin çok borçlandığını söylemedi şimdiye kadar. Çalışmadığını, üretmediğini, üretime dayalı bir zenginleşme söz konusu olmadığını öğrenmedi. Şimdi düşünün. Sizin mahallenizde bir komşunuz var. İş adamı, esnaf, gidip geliyor işine falan. Bir gün kapısında jip var. İşini falan çok geliştirdiğini sanıyorsunuz.
Çünkü harcamaları artmış. Çok zengin bir hayat yaşıyor. Yaz tatillerinde orada burada Avrupa'ya gidiyor, geliyor, lüks cipiyle geziyor vesaire. Giyimi, kuşamı, her şeyi değişti. Sonra bir bakıyorsunuz 2 sene sonra iflas etti. Nedir diye soruyorsunuz. Bankadan kredi almış ama o krediyi üretmekte kullanmamış. Kendisine aldığı o krediyi işini geliştirerek hem aldığı krediyi ödeyecek, hem kredinin faizini ödeyecek, hem de kendisine kar sağlayacak şekilde işine yatırmamış. Ne yapmış? Jip almış, tatil yapmış, gezmiş, yurt dışına şuraya buraya gitmiş, bürosunu güzel, lüks hale getirmiş, öyle bir gösteriş yapmış ama üretimde kullanmamış. Kullanamadığı için, yani yatırımda kullanamadığı için bir süre sonra banka işine gücüne el koymuş, iflas etmiş. Türkiye, yani devletler iflas etmez ama çok değer kaybederler. Böyle döviz karşısında varlıkları, önce kendi yerli paraları erir, onunla beraber varlıkları da yok olur. Türkiye'nin başına gelen de bu. Biz üretmediğimiz için, çalışmadığımız için, aldığımız borçlarla jipler aldığımız için, o yolları, köprüleri yaptığımız için, şehir hastanelerini yaptığımız için. Bakın, o kadar şehir hastanesi yapıldı. Ama mesela Ankara'da 2 tane şehir hastanesi yapıldı. Kaç tane hastane yıkıldı? 12 hastane yıkıldı biliyorum, kapatıldı. Şimdi 12 hastanenin yatak sayısı, 2 tane hastanenin yatak sayısı. Tüm Türkiye'de ilave olarak yatak sayısı 4000 küsur artmış, biliyor musunuz? Tüm şehir hastaneleriyle. 4000 küsur. Peki bunun için verdiğimiz para ne kadardır? Bunun için verdiğimiz para trilyonlar yani. Anormal bir para. 25 yıl içerisinde ödeyeceğimiz para bunlar. İnanın o parayla bu şekilde kamu ortak, kamu özel işbirliği deniyor, yap işlet devret deniyor. Bu yöntemle Türkiye çok büyük bir yük altına sokuldu. İflas noktasına getirildi. Çok büyük bir sıkıntımız var. Bunlar yanlış şeyler. Bu vatandaşın onu bilmesi mümkün değil. Kendi kafasına göre, bilgisine göre bir şeyleri anlatıyor. Çocuklarına zıkkım yesin diyor. Ama bu sistemin, bu idarenin onu bu hale getirdiğinin farkında değil. Niye onun çocukları bütün dünyadaki insanlar gibi cep telefonu kullanma hakkına sahip değil mi? İnsanca hakta bir düzende yaşasın. Yaşamaya hakkı yok mu o çocukların? Bir şeyler yemeye, içmeye hakkı yok mu? Bazı şeyleri şükrederek, hamd ederek yapacaksa onu da sen vereceksin. Toplumu bu kadar ahlaksız, bu kadar sessiz değerlerini yitirmiş hale getirirsen olacağı bu. Çalışmaktan uzak, kimsenin çalışmak istediği yok. İşletmeler, bazı işletmeler nitelikli çalışacak adam bulamıyorlar. Kime ne öğrettik biz? Teknik liselerimiz yok, doğru düz üniversitemiz yok. Üniversiteden mezun olup da, diploma sahibi olup da o diplomanın hakkını veren iş yapacak adam yok. Tıp dahil olmak üzere. Tıp diplomasına sahip doktorluk yapabilecek durumda değil. Öğrenememiş. Her meslek öyle. Eğitim felaket, dökülüyor. Teknik liseler yok. Üniversiteler kötü eğitim veriyor. Yani sürekli üniversite açtık. Açtık. Her şehirde üniversite olur mu Allah aşkına? Bu para niye oraya buraya gitsin? Herkes önüne gelen doçent profesör oldu. Gerçek anlamda olmadı. Hiçbirisinin yayını yok. Araştırması yok. Böyle saçma sapan bir düzen. Ondan sonra şikayet edeceğiz, zıkkım yesinler. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir sistem var bir kere. Zıkkım yemesi gereken bir sistem var. Bu sistemin yaratıcıları var. Onlar bir zıkkım yesin. Onlar saraylarda yaşıyorlar. Olur mu böyle bir şey? Ama insanlar maalesef bu gerçekleri göremiyorlar. Bizim şey gibidir bu, futbolda fanatikliğimiz var ya Fatih Bey, bir pozisyon oluyor. Yani dün akşam mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı. Fenerbahçelilere göre bir pozisyon fauldür, değildir, penaltıdır. Trabzonlulara göre de tam tersidir. Hiç istisnası yok. Yani belki %1'i geçmez. Böyleyiz biz. Ama bu futbolda olsun. Futbolda fanatik olan Trabzonlu, Trabzonlu gibi baksın. Fenerli, Fener gibi. Ama siyasette öyle değil. Siyasette doğruyu görelim.
Bu kadar fanatik olmayalım. Bu dönemde bu 18 yıllık iktidarda çalışarak, üreterek bu duruma gelmedik. Borçlanarak bu duruma geldik. Bunun bedelini ödüyoruz. Yanlış politikalarla buraya geldik. Bu ülke yanlış yönetildi. Şu anda da yönetilmeyecek noktaya gelmiş vaziyette. Çünkü para bitti. Para varken herkes yönetir. Para bittiği için, döviz bittiği için yönetemiyorlar. O noktaya geldi. Onun için çayları fırlatıyor. Onun için kendi partilisi, sonradan öğrendik, kendi partilisi olan kişiler arabamızı değiştiremiyoruz, hurdaya çıktı diyor, değiştiremiyoruz. Ekmeğe muhtacız diyor, ekmek evimize götüremiyoruz. Ekmek bizde sadece fırından alınan ekmek değil ki. Ekmek yiyecek bizim yani. Rızkımızdır. Rızkı, evet. Geçimimi sağlayamıyorum diyor. Abartıyorsun diyor ona. Bu durumlara geldik. Bunların sebebi bu iktidardır. Peki bir şey soracağım. Yani ondan sonra şu bütçeye geçelim. Allah aşkına 18 yıl olmuş. Türkiye'nin geldiği durum ortada. Ekonomisi çökmüş, dış politikası çökmüş, devlet kurumları elden gitmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri bitmiş, yargı bitmiş, üniversiteler bitmiş, hiçbir şey kalmamış elde. Ve inanılmaz derecede ülke borçlanmış. Dolar 8 lira olmuş. Hala bu %31-32 oy veren vatandaş ısrarla ve inatla AKP demeye devam ediyorsa, Allah aşkına bunun mantığı ne? Yani bu insanlar sokağa çıksa, bakkala çıksa, manava gitse, çarşıya gitse, kahveye gitse durumunun farkında olacak. Bırakın yandaş medyayı, bırakın başka şeyi. Neden bu insanların, çocuklarım zıkkım yesin diyen bu insanların fikri bir türlü değişmiyor? Nasıl değiştireceksiniz? Şöyle değişecek herhalde. Biliyorsunuz geçen yıl yapılan seçimleri biz aldık. Yani geçen yıl İstanbul'u, Ankara'yı almak demek, Adana'yı, Mersin'i almak demek, Antalya'yı almak demek, Türkiye'yi almak demekti. Biz aldık, biz kazandık. Bu halk bize güvendi, bize oy verdi. Kimse de pişman olmadı Allah'a şükür. Şeyden İstanbul, Ankara, bütün belediyelerimizde çok başarılı çalışmalar var. Çok başarılı yani şeyin ortalamanın üzerinde gayet iyi götürüyor. Bu koşullara rağmen yani engelleme yapmalarına rağmen, parasını pulunu belediyelerimizin kesmek istemelerine rağmen, kesiyor olmalarına rağmen, çalışmalarda mesela bu COVID-19 ile ilgili çalışmalarda belediyeler siz girmeyeceksiniz devreye denilmesine rağmen, halkın belediyelerimize yaptığı bağışları bile şey yaptılar, kestiler biliyorsunuz. Bankalara bloke koydular. Her şeye rağmen belediyelerimiz başarılı. Bu seçimlerde de yine biz başarılı olacağız. Seçim zamanda da yapılsa, erken de yapılsa başarılı olacağız. Artık bu iktidar gidecektir. Bunun yolu yoktur. Evet. Gidecektir. Şöyle insanlar korkuyorlar. Çünkü totaliter bir yönetim var. Çoluk çocuğuna zarar gelmesin istiyorlar. Onun için de kendi fikirlerini açıkça beyan edemiyorlar, söyleyemiyorlar. Ama nasıl İstanbul'da özellikle ikinci seçimde 800 küsur bin fark söz konusu olduysa yine olacaktır. Çok büyük bir farkla biz bu seçimleri alacağız. Yani anketlerdeki o değişim de çok bir anlamlı değil. Korkudan ya da yani şöyle görüş belirtmemekten. Birdenbire mesela Adana'da seçimden önce, belediye seçiminden önce AK Parti ile MHP'nin oyları ne kadardı toplam? %70'lerdeydi. İkisinin toplam oyu %70'lerdeydi. Kim aldı seçimi Adana'da? Biz aldık. Bu kadar basit. Bu hemen hemen her yer için böyle geçerli. Bu Mersin için de öyleydi, Hatay için de öyleydi, Ankara için de öyleydi, İstanbul için de. İnsanlar hemen renklerini belli etmezler. Türkiye'de kutuplaşmış bir siyaset var. Bir iktidar kanadı tarafı, bir de muhalefet. Şimdi birdenbire bu taraftaki bu tarafa geçmiyor. Çıkarını hesaplıyor, çıkarını hesap ediyor. Kararsız oluyor en fazla. Ondan sonra seçim zamanı oyunu tercihini netleştiriyor, bu tarafa geçiyor. Hemen bir günde ben bugün Erdoğan'dan ayrılıyorum, bu tarafa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Bir günde bu olmuyor. Bu zaman gerektiriyor. Bunu da görmek lazım. Bu seçmen davranışıdır, böyledir bu iş. Yani bir günde Fenerli Galatasaraylı, Galatasaraylı Fenerli oluyor mu? Bu fanatizm var çünkü. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Evet. Ama olacaktır muhakkak. Yani nasıl
referandum zamanı hatırlıyor musunuz? Oylarımız %60 dedikleri bir dönem vardı Cumhur İttifakı'nın. %60 dedikleri dönemlerden biz şimdi %30'lara geldik. %60'lardan %30'lara geldiler. İndiler. Yarı yarıya indiler. Daha da inecekler. Bunun kaçarı yok. Ha, bu görüldüğünde de bazıları bunu gördüğünde de siz bakmayın. Şimdi böyle olduğuna o destekler görünen insanlar var ya sizden önce gereğini yapar. Yani zıkkım olsun diyen dahil mi? Evet, zıkkım olsun diyen dahil olmak üzere herkes şey yapar. Gereğini yapar. Yani siz dersiniz aman o kadar da olmasın ya bu kadar da ağır konuşmayın dersiniz. Biz bile sollayabilir yani. Evet tabii. O öyle. Peki başkanım bir gazeteci dostumuz var, ona bir döneceğiz ve sonra size bütçeyi soracağım. Bütçe rakamlarını bize bir anlatın diye. İzleyicilerimiz de bekliyor çünkü bütçe önemli. Yani 2021'den bu bütçeden ne bekliyorsanız, önemsemiyorsanız bile önemseyin. Çünkü ekmeğiniz bu bütçe. Size ne vereceklerse bu bütçenin içinde verecekler. Dışından bir şey vermiyorlar. Peki bütçeyi ne ayırdı hükümet? Yani neyi öngördü? Mesela ilk 10 bakanlık hangisi? En çok para nereye ayrıldı? Neyi hesaplıyor? Yatırıma para ayrıldı mı? Ya da sizin ihtiyaçlarınıza, sizin beklentilerinize ya da salgından dolayı uğradığınız krizi karşılamaya yönelik kenara köşeye biraz akçe bırakıldı mı? Az sonra sorunacağımı öğreneceğiz ama önce bir Yavuz Selim Demir Ağa, Yeni Çağ Gazetesi'nin köşe yazarı. Ona da bir soralım bakalım. Yavuz Bey merhaba. Merhabalar Fatih Bey. Sizi yeniden ekranlarda görmek çok güzel. Sağ olun. Geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında konuştuğumuz konu çok açık, çok net. Bakın çay dağıtma şeyini izlediniz değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Yani halkla oradaki sohbetini ve ardından biraz önce bir hanımefendinin kendi çocuklarına zıkkım olsun deyip iktidarı korumak adına nasıl kötü konuştuğunu, nasıl inciltici, nasıl yaralayıcı konuştuğunu. Türkiye'de siyaset bu noktada mı? AKP neden %30'un altına inmiyor? Sanırım sesle ilgili bir problem var. Ha, duymadım. Ama izledim. Yani o hanımefendinin davranış şekillerini anlam vermek mümkün değil ama bir psikiyatrik kliniğine göndermekte fayda var. Tabii biliyoruz ki iktidarın benzeri trollerinin sosyal medyada 30 binin üzerinde kapatılan hesap var. Bunun 70 binin üzerinde olduğu da söyleniyor. Bu tip röportajların danışıklı dövüş olarak yapıldığını biliyoruz. Ve biz de karşılaşıyoruz zaten meslek hayatımızda ama yani düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çocuğu için zıkkım ye demesini hiçbir vicdan kabul etmez. Ben o hanımefendiyi Türkiye'deki yani 83 milyonun %50.2'si kadınlardan oluşuyor. Annelere havale etmek istiyorum o hanımefendiyi. Başka söylenecek bir şey yok yani çünkü. Böyle bir yani iktidara güzelleme yapacağım diye bu kadar işin abartılması akla mantığa da uygun gelmiyor. Sanki zeka seviyemizle alay ediliyor gibi bir durum var. Peki bu %30'luk AKP iktidarının hiç değişmeyen ve hemen hemen iktidara yakın olsun ya da uzak olsun bütün anket şirketlerince rakamlar ortada. Neden %30'un altına bir türlü AKP'yi düşüremedi muhalefet? Fatih Bey sanıyorum sesli bir problemimiz var. Öyle ama mi? Bu %30'u şöyle düşünmek lazım. Yani milli görüşüm neredeyse 50 yıllık bir milli görüş geleneği var. Bu milli görüşün bugün Türkiye'de yaklaşık %20 karşılığı var her zaman için. Ama %20'den daha fazlasını düşünemiyorum. Bir
AKP'nin iktidara gelişi bir 18 yıllık iktidarın getirdiği avantajlarla bir üzerine bir %10 daha koymuşlardı ama bu da artık gün geçtikçe erimeye başladı. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Malatya'da o esnaf sanat odasının başkanı bile diyor ki ben de diyor AK Partiliyim, senelerce ona oy verdim ama çok üzgünüm, çok utandım diyor yani. Benzeri o kadar çok vaka var ki Türkiye'de, sadece Malatya'da değil, Türkiye'nin her yerinde ama ben Sayın Erdoğan'ın bu çay fırlatma hadisesini biraz da daha şey olarak görüyorum, hoşgörüyle bakıyorum. Sayın Erdoğan insanlarımızın kafasına çayı atınca ve insanlarımız o çayı içtikçe uykuları kaçıyor, uyanmaya başladılar. Peki, peki Sayın Demirel çok teşekkür ederim. Seste biraz problem var. Daha sonra tekrar evet, sizinle görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Bey'e de saygılarımı iletiyorum. Saygılar benden Yavuz Bey. İyi günler. Şimdi gelelim bütçeye. Bütçeyi konuştuk sevgili başkan. Bütçe bir ülkenin, ya şimdi bizim halkımızda yani bütçe, meclisteki bütçeyi niye konuşuyorlar bunu? Boş verin, koyun bir kenara diye düşünüyorlar ama aslında bütçe yani sosyal SSK kesintisinden içtiği biraya, bilmem içkiye kadar her şeyi etkileyen bir koca bir hazırlanan bir cetvel. Yani alacağın zam buna bağlı, yapacağın harcama buna bağlı ya da kullandığın her şey, sana getirilen hizmetlere yapılacak zamlar da buna bağlı, yatırımlar da buna bağlı. Şimdi ben bir bütçeye bakarım her sene. Derim ki bu sene iktidar ne yapmak istiyor? Bütçeye baktığınız zaman bakanlıklar arasındaki o para dağılımı size aslında iktidarın zihin arkasında neyi düşündüğünü gösterir. Aşağı yukarı tahmin edersiniz. Çünkü bütçe eğer yatırım bütçesi ise Sanayi Bakanlığı gibi KOSGEB'lerin işte dahil olduğu ve orta ve küçük işletmelerin dahil olduğu o tür profesyonel uzman bakanlıklara çok kaynak ayırırlar ve Türkiye'nin büyümesini sağlarlar. Ama niyetiniz bu değil de var olanı savuşturmak ya da kendi yandaşlarınızın devletteki alacaklarını karşılamaksa farklı bütçe rakamları gelir. Şimdi bu bütçeye bakınca ilk 10 baktım. Birinci sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı var doğal olarak. Ona siz de zaten bürokrat olarak biliyorsunuz. İkinci sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. Bir de isterseniz rakamları da vereyim ben size. 570 milyar lira Hazine ve Maliye'ye ayırdıkları para. Dikkatimi çeken bir başka konu tabii ki Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetlere Bakanlığı, yani yardımların yapıldığı bakanlık. 155 milyar liralık bir kaynak ayırmışlar 2021 yılı için. İkinci sırada bu var. Üçüncü sırada Milli Eğitim var. Dördüncü sırada Sağlık Bakanlığı var. Beşinci sırada Milli Savunma var. Şimdi ilk beşe baktığınız zaman aklınıza şu geliyor. Bu hükümet yardımları aksatmayacak, kendi yandaşlarını beslemeye devam edecek. Oy potansiyelini düşürmemek için yardımlar konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçmayacak. İki, ikincisi sağlık konusunda korkuları var ki üçüncü, dördüncü sırada Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'na mutlaka salgından dolayı bir kaynak ayırmak zorunda. Fakat çok sürpriz bir atak var. Milli Savunma. Beşinci sıradan girmiş. Şimdi Milli Savunma'ya niye bu kadar kaynak ayrıldı? Önümüzdeki dönem bir savaş tehdidi ya da tehlikesi mi var bizim göremediğimiz diye düşünmeden edemiyoruz. Bir de 8 ve 9. sıralarda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na inanılmaz bir kaynak ayrılmış. Yani rakamlara buradan söyleyeyim ben size. Siz önünüzdeki cetvelden de bakabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 44 milyar 555 milyon. Jandarmanın bakıyorum 27 milyar 668 milyon. Şimdi güvenlik, sağlık ve sosyal yardım ağırlıklı bir bütçe gibi görülüyor bu. Yatırıma çok fazla kaynak ayrılmış durmuyor. Siz nasıl gördünüz Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak? Neden böyle bir yapı öngörüldü, böyle bir cetvel öngörüldü saray tarafından? Evet. Şimdi şöyle bir şey cetveli falan getirin arkadaşlar. Ekranlarda görünce vatandaşımız böyle rakamlar, yazılar, küçük küçük de şeyler
herkes sıkılır biliyor musunuz bu şeyden? Bütçeyi biz genellikle öyle görüyoruz. Halbuki bütçe baştan söylediğiniz gibi çok önemli bir konudur. Hepimizi ilgilendiren bir konudur. Çünkü hani kitabi anlatımla değil ama çok kısa böyle halkın anlayacağı bir ifadeyle söylemek istersem, bütçe vatandaştan kimlerden alınacağına, kime ne verileceğine karar veren kanun teklifidir, kanundur. Kimden alınacağına, yani vergiler yoluyla veya parafiskal gelirler yoluyla, kimlerden ne kadar alınacağına, kime ne kadar, hangi toplum kesimlerine, hangi vatandaşa da ne verileceğine karar veren kanundur. Çok önemli bu konu. Ne almak derken şimdi vergi kimden alınacak? Şimdi vatandaş diyor ki benden vergi alınmıyor. Yok, alınıyor. İşte elektriği yaktığın anda, sabah kalktığında elektriği yaktığın anda vergi ödüyorsun. Suyu açtığın anda vergi ödüyorsun. Çayını içtiğin anda vergi ödüyorsun. Ağırlıklı olarak her şey böyle olmuş. Bu vatandaştan vergi alacak mısın, almayacak mısın? Şunu söylese bütçe, ben şeyden vergi almıyorum. İşte SSK'lardan örnek. Yani evet. Asgari ücret. Emekliden. Asgari ücret ya da emekli. Evet, elektrik bedava onlara. Ya da şu kilowatt saate kadar almıyorum. Ya da onların vergisini düşüyorum. Su için, şu kadar su için almıyorum para. Vergisini düşüyorum gibi şeyler getirilebilir. Bunlar hepsi bütçeyle yapılacak şeylerdir. Bütçe kanunu ve ona bağlı kanunlarla, mevzuatla yapılabilecek şeyler. Kime ne kadar verilecek? Şimdi ben demin söylediğiniz 1 trilyon 346 milyarlık bir bütçesi var. 2021 yılının bütçesi. 2021'de bu para nereye gidecek? Şimdi demin bakanlıkları söylediniz de. Toplu olarak bakalım bir de. Aşağı yukarı personel devlette çalışanlara 326 milyar, onların SGK primleri de var, 54-55 milyar. 400 milyara yakın devlette çalışanlara para verecek devlet. 400 milyara yakın. Cari transferler var. Yani yapılması zorunlu giderler var. Devletin defter, kalem alımı, şudur budur böyle o yıl içerisinde tüketilecek, şeyleri var. Hizmetleri var. Onlara da 536 milyar verilecek. 400, 536, 900 küsur yaptı değil mi? Faiz de 179, 180. 180, 200 milyara yakın. 1 trilyon bilmem ne kadar yapıyor. 1 trilyon 350 idi. Açık da, bütçenin açığı da 245. Yani bu bütçe aslında kendi çalışanına gidecek. Şeye gidecek. Ivır zıvıra gidecek bir bütçe. Yani yatırıma doğru dürüst para gitmeyecek. Yatırımlar 100 milyarlık bir yatırım görünüyor ama bunlar gayrimenkul yatırımları daha çok, yani gerçek anlamda Ar-Ge yatırımlarından, inovasyondan oluşan yatırımlar değil. Şey yapacak, istihdam yaratacak yatırımlar değil. 10 milyon civarında işsiz olduğunu söylüyoruz. 10 milyon işsiz için burada bir şey görünmüyor maalesef. Peki bunlar gider olarak baktığımız zaman böyle ana kalem itibariyle 3 tane kalem saydım. Faiz gideri 200 milyara yakın, çalışanlara, devlette çalışanlara 400 milyara yakın, bir de devletin ihtiyaçlarının satın alınması için 536 milyar dedim, 3 kalem. Ağırlıklı bunlardan oluşuyor. Peki nereden gelecek bu para? Bunun parası nereden gelecek? 922 milyarı vergiden gelecek. 922 milyarı. Halktan toplanacak. Halktan toplanacak bu. Yani bu mesela gelir vergisi 195 milyar, 200 milyar. Gelir vergisi devlette çalışanlarının, biraz önce dedim ya 400 milyar paralar şey var. Bunun ağırlıklı 100 milyara yakını bunlardan yapılan teklifat. Yani devlette çalışanın ödediği vergi. Yani burada işçiye, yani esnafa, emekliye bir kaynak, bir destek salgından dolayı ya da
ekonomik buhrandan dolayı ya da yaşanan sıkıntılardan dolayı bir şey görebiliyor musunuz? Siz bürokrat olarak da biliyorsunuz yani, bunları. Kısaca evet, şimdi farklı bir yıl var diyorsunuz siz. Çok güzel. Diyorsunuz ki bu 2020'de bir pandemi ortaya çıktı. Tabii. Bütün dünyayı sıkıntıya soktu. Bütün dünyada da özellikle gelişmiş ülkelerde ne yapıldı? Devletler vatandaşlarına yardımda bulundular. Birçok işletmede, işletme kapalı olduğu için, gidemediği için, faaliyetini tatil ettiği için devletler onlara yardımcı oldular. Sen bana vergi ödedin şimdiye kadar, ben de şimdi sen faaliyette değilsin, sana destek oluyorum dedi. Sahiplerine, oradaki çalışanlara para verdiler. Biz bunu maalesef başarılı bir şekilde yapamadık Türkiye olarak. Geçen sene hazır değildik diyelim. Çünkü pandemi Mart'ta başladı. Çok hazırlıklı olmadık. Onun için de devlet şey verdi, IBAN numarası verdi, vatandaş bize yardım edin dedi. Diğer ülkelerin tersine. Peki bu sene bütçemizde bunu görmemiz lazım. Çok güzel sordunuz. Bu sene hazırlık yapması lazım. Ne hazırlık yaptı? Hiçbir hazırlık yok. Yani geçen senenin bütçesinden ya da ondan önceki senenin bütçesinden farksız bir bütçe bu. Yani yatırıma, yani bu, istihdama yönelik hiçbir evet, şey yok. Bu işsizlere, emeklilere, köylüye, çiftçiye, esnafa şuradan şöyle bir yardım yapayım diye bir şey yok bu bütçede maalesef. Bir tarım yani ilave olarak... Tarım İlave olarak bir şey vermez mi? Tarım Bakanlığı'nın bütçesinde bir artış var. 51 milyara çıkarmışlar ama büyük ihtimalle ithalata yönelik bir artış değil mi bu? Yani onlar cari harcamalarla ilgili artışlar. Gerçek yatırım harcamaları değil maalesef. Buğday ithalatı, yatırım arpa değil, ithalatı. Çiftçiye yönelik yatırımlar değil maalesef. Evet. Detayını göreceğiz. Bir de şöyle bir şey yaptılar. Normalde bütçe için Fatih Bey, iç tüzüğe göre bir hafta süre verilir sunum yapıldıktan sonra. O arada milletvekillerinin bu bütçeyle ilgili çalışmaları, soru hazırlamaları, öneride bulunmaları sağlanır. Çünkü bütçe ülkeyi biraz önce söylediğim gibi kimden alınıp kime verileceğini gösteren belge, kanun. Bu kanun yapılırken gidip önerge versin milletvekilleri. Şu alınmasın, şu kesimlerden çok alınıyor, bu kesimlerden daha çok alınsın, bunların geliri, serveti daha fazla, bunların daha az, bu sene bir değişiklik yapılsın diye önerge verirler. Şu kesimler gözetilsin denir, şu kesimlere daha fazla verilir, verilsin denir. Böyle bir şey yok. Bizi çalıştırmadılar, kanun teklifleri getirdiler, o arayı boşalttılar. Şimdi yarın biz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eleştirilerimize başlayacağız. Bütçe ilk defa şöyle bir özelliği var. 1863'te hatırladığım kadarıyla ilk bütçemiz sunulmuş. Daha Osmanlı zamanında 1863'lerde bakın. Sonra Cumhuriyet döneminde çok düzenli olarak bütçeler gelmeye başlamış ve her bütçe parlamentoya sunulduğunda, meclise sunulduğunda bir açıklama yapılmış. Maliye Bakanı tarafından, Başbakan tarafından, Osmanlı döneminde Sadrazam tarafından hep açıklanmış, bilgi verilmiş halka getirilen bütçe kanunu ile ilgili. İlk defa bu yıl bütçe kanunu geldi, meclise getirildi, bilgi verilmedi. Hiç kimse sunumunu yapmadı mı? Yapmadı. Ne Maliye Bakanı, ne Cumhurbaşkanı yardımcısı, ne strateji ve bütçe başkanı hiçbir açıklama yapmadılar. İhtiyaç duymadılar. Son gün cumartesiydi, cumartesi gecesiydi son gün, bütçenin gelişinin son günü. Anayasaya göre çok önemli olduğu için anayasada yer alıyor bu konu. Pazar sabahı 8 gibi Anadolu Ajansı bir şey geçti, haber geçti. Bütçe meclise sunuldu. İşte bütçe büyüklükleri de şu kadardır diye. Ya Maliye Bakanı bir açıklama yapmaz mı? Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmaz mı? Yapmadılar. İlk defa tarihimizde bütçeyle ilgili bir açıklama yapmadı ve bütçe sahipsiz kaldı. Bu devletin de gelenekleri vardır. Devletin kültürü vardır. Bu devletin o geleneklerinin yok edilmesi, kültürünün yok edilmesi anlamına geliyor. Yani devlet konusunda hassasiyeti olmayan bir zihniyet var. Yani burası köklü bir devlet. Bu gelenekleri, bu kuralı, anayasada yer alan bu kuralları devam ettirmen lazım. Bakın ne kadar önemli, ama o hassasiyeti bile göstermeyen bir zihniyet var
iktidarda. Açıklama yapmadılar. Yani en kötü şeyle, beğenmediğiniz kanunla ilgili olarak bile grup başkan vekilleri çıkıyor, bakanlar çıkıyor, şunu yapıyoruz, şunu getireceğiz, götüreceğiz diye açıklama yapıyorlar değil mi kanun tekliflerinde? Bu sefer öyle bir şey yok. Bütçeyle ilgili açıklama yapılmadı. Ve bütçenin ekleri 4 gün sonra geldi. Hala Cumhurbaşkanı programı diye bir program vardır. O program gelmedi hala. Ben buraya geldiğim saate kadar... Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçe var. 4 milyar lira. 4 milyar küsür. 20 milyon. Evet. Nedir bu? Yani Cumhurbaşkanı'nın, sarayın yıllık 4 milyar lira masrafı olması için aylık 350 milyon lira, yani 350 trilyon eski parayla bir para harcanması gerekir. Nedir bu? Yani geçmişte tabii, geçmişte dediğim mesela 10 sene önce 60-70 milyon lirayla, 100 milyon lirayla ifade edilen Cumhurbaşkanlığı bütçeleri bugün milyarlarla ifade ediliyor. Milyar, yani kat kat fazlası. 4 milyar. En büyük artış Cumhurbaşkanlığı bütçesinde var. Ama ben onu çok önemsemiyorum, o rakamı da. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yeter ki Cumhurbaşkanlığı bu ülkeyi iyi yönetsin, gereğini yapsın. Onu yapamıyor. Yoksa şeyi var, bu işin bir bedeli var. Onun o bedeli bu devlet ödemeye hazır ama işi yapamıyorlar. Yani kalkıp Macron'a hakaret etmek, iyi hakaret edip de vatandaşın yüreğinin kızgınlığını, öfkesini almak, bu ayrı bir şey ama... Fransa'ya karşı gerçekten yaptırımda bulunabilmek ayrı bir şey. Evet. Yani biraz... sözle bu işleri sözle, algıyla yürütüyorsun. Bu olmaz bunu. Gerçek anlamda yaparsan bu bütçeyi de hak edersin. Bana göre o olması lazım. Ben paradan çok görevini yapamamasından dolayı Cumhurbaşkanlığını ve Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiriyorum. Peki Sayın Kuşoğlu, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Öyle tabii mi? Bu söylediğiniz siyaset adamlığıyla devlet adamlığı iki ayrı olay. Siyaset adamları dış politikayı bile iç politikada malzeme olarak kullanır. Yaparlar. Devlet adamlığı ise önce ulusal çıkarları düşünür. Gerekirse iç politikayı feda edip dış politikada ülkesini güçlü kılar. Onun için Türkiye'nin artık devlet adamlarına ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan İrfan Değirmenci ile ana haberi de izleyin. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Gerçi artık insanların inancı ve güveni çok fazla kalmadı ama yine de Sağlık Bakanı bir dinleyin bakalım. İzmir'de ne oluyor, İstanbul'da ne oluyor, ayrıntıları da alırsınız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.